Gönüllüler gece boyunca devam eden İsrail bombardımanının ardından Gazze'deki El Amin Muhammed Camisi'ni temizliyor. İsrail, Hamas'ın camiyi silah deposu olarak kullandığını söylerken semt sakinleri bu iddiayı yalanladı. Saldırıda Hamas lideri İsmail Haniye'nin Gazze'deki evi de yıkıldı. Ev boş olduğu için can kaybı olmadığı bildirildi. Öte yandan semtin sokaklarında oynayan 8 Filistinli çocuğun öldüğü kaydedildi. Füzelerden biri Nidal El Derbi'nin evinin önüne düşmüş ve şarapner parçaları etrafa yayılmıştı yayılmış. Bayramın birinci günüydü ve yaklaşık 30 çocuk sokakta oynuyordu. Bir anda bomba düştü. Bu çocukların İsrail'i tehdit etmesi mümkün mü? Gördüğün tabloyu tarif etmem imkansız. Patlamayı duyan Bazil Miktat dışarı koşmuş ve yere yılan kardeşi Muhammed'i görmüş. <laughs> Patlamadan sonra kardeşimi buldum. Ölmek üzereydi. Bana kalbinde bir şey olduğunu söyledi. Kalbine baktım ve dışarı fırlamış olduğunu gördüm. Ona korkmamasını, iyileşeceğini söyledim. Patlamada çocukların yanı sıra iki yetişkin de öldü. İsrail, füzenin Hamas tarafından atıldığını söylese de Gazzeliler buna inanmıyor. İsrail saldırılarında balıkçı limanı, bir hükümet binası ve şifa hastanesi de vuruldu. Gazze halkı saldırılar karşısında çaresizlik hissettiklerini ancak bu hissin onlara daha fazla direnme gücü verdiğini söylüyor. Ayşe Gülsimit, Amerika'nın Sesi, Washington.